Şimdi Ayhan Bey, size bir sürprizim var. Siz çok istediniz Fadime'yi, değil mi Evet. gelsin? Fadime buraya babası Mehmet Bey ile ve annesiyle Nadiye Hanım buraya geldi. Şimdi onları çağıracağım. Bakalım onlar ne diyecek? Buyurun. O zaman Fadime Hanım ve anne babasını çağıralım. Gelsinler bakalım. Ben de çok merak ediyorum şimdi bu kadar anlattınız. Evet geliyorlar. Merhabalar. Ay hoş geldiniz. Ben yardım edeyim. Gel Fadimeciğim. Gel. Gel. Tamam buyurun. Tamam. Oturalım. Fadimeciğim. Gelin Nadiye Hanımcığım. Gelin. Siz de iki yanına oturun kızınız ortanızda kalsın isterseniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fadimeciğim hoş geldin. Sağ olun. Ayhan da burada, Ayhan Bey de burada, eşin yani, şu an resmi nikahlı eşin Ayhan Bey. Evet, hoş geldiniz Hoş bulduk. Mehmet Bey, Nadiye Allah Hanım. razı olsun. Evet, şimdi tabii... Hayırlı yayınlar diliyorum. Şimdi Fadime ve Tamam. Ayhan, bir şey söylemek istiyor musun Ayhan, Fadime'yi gördün? Ben onu çok seviyorum. Ben onu canımdan çok seviyorum. Çok seviyorsun. Evet. Sen ne diyorsun buna Fadime? Sana soruyor kızım. Ben şu anda bir şey diyemeyeceğim. Neden söylemiyorsun? Kafanı kaldırabilirsin. Yüzünü bir Tamam görelim Fadime. Ben de senin yüz ifadesini bir göreyim. Kafanı kaldırsan. Ayhan diyor ki biz birbirimizi çok seviyorduk. Sen ne diyorsun buna? O beni aldattığı için ben onu sevmiyorum. Aldattı mı? Ben aldatmadım seni. Hiçbir zaman Otur ben de yerine. aldatmadım. Ben hiçbir zaman de aldatmadım seni. Otur yerine. Ben oturuyorum yerimde. Tamam herkes bir Otur. Mehmet Bey. Bir oturun. Oturun. Aldatmadım seni. Sen onu Aa, bir dakika, ye, 15 günlük gelini mi aldattınız? Yok benim eşim yok Esra Hanım. Ne işi mi yok? Eşim de yok benim de şeyim de yok. Ben onu aldatmadım hiçbir zaman da aldatmadım. Bir dakika bir Fadime'den dinleyeceğim. Sizi çok dinledik. Bir dakika. Konuş kızım, Fadime gerçekleri anlat. aldattı mı seni gerçekten? Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Beni hani şöyle bir şey orada burada zaten rezil etti. Ve hani birisiyle konuşurken yakaladım gecenin 1,5-2'sinde falan. Bir değil iki değil hani. Kimle konuşuyorsun dedim. Hemen telefonu kapatıyordu. Kimseyle konuşmuyorum diyordu ama hani Peki. hep aşkım bebeğim diye Aa, konuşuyordu hani. Hayır kime öyle bir aşkım şey yok. bebeğim Hayır diyorsun? öyle bir şey yok. Bilmiyorum. Kesmem Hayır. biriyle. Aynen. Evet. Ben onu sevseydim, ben onu ondan evlendim, bundan Ama değil. kim gece yarısı kime aşkım bebeğim der? Ben bunu seviyorum. Tamam Bu onu bana kendi seviyorsun ama söyledi. başkasına Sen da seni... aşkım bebeğim Ben, diyorsun. hayır öyle bir şey yok. Bir Öyle bir dakika şey ama yok. duydum diyor Hayır, kız. hayır, hayır. Öyle bir... Seviyorsun ama sevmek sadakati gerektirir. Ben de... Bir dakika. Gece ne yapıyordu Fadime? Mesela aşkım seni çok seviyorum mu diyor başkasına. Aynen. Telefonda kaç kere yakaladım hani. Bir değil, iki değil. Hani... Sen böyle geride dinledin mi o ne konuştu diye? Yok hani ben uyuyordum. Uyanınca hep başkasıyla konuşuyordu. Hep ben uyanır uyanmaz telefon kapanıyordu zaten. Niye uyandın canım diyordu bana hani. Ben de hani bilmiyorum uyandım öyle rüya gördüm. Öyle uyandım diyordum mesela. Hep yani kimle konuşuyorsun derdim. Sabahlar falan ben mesela uyanıkken çok konuştuğu oluyordu hani. Ha, sabah çok erken saatlerde de arıyor. Sanki günaydın konuşması gibi mi? Aynen. Peki mesela başka nasıl sözcükler birbirlerine söylerken duydun? Yani hep günaydın bebeğim işte nasılsın canım seni çok özledim falan diyordu hani. Hayır öyle Ve bir şey hani yok. şöyle bir Aa, şey hayır. diyeceğim. Hani beni Öyle bir seven şey yok. insan gerçekten hani o telefonda numara varsa bile silmeli. E tabii bir de günaydın Hayır bebeğimler, öyle bir iyi şey yok. geceler aşkımlar olmaz o. Hayır. O kız Yani. da engelli bunun gibi hepsi de engelli. Öyle bir şey yok. Ben ona bir Bir bebeğim diye, dakika. seviyorum diye bir Aa, bir kelime dakika bir şey söylemedim. söyledin şimdi Hayır. Ayhan Bey. Ve aralarında O kız hani ben Kur'an'a da nişanlanmadım demiş hani. böyle bir şey Bana aldatmadım, hep aldatmam nişanlanmadım da. Bir dedi. saniye. Bir dakika bir söylesin Fadime. E ne Dur. dedi aldatmadım? Bana Mehmet hep sen ses tonunu dur nişanlanmadım. Bekle. Hani şey Bekle. evlenmedim dedi. Nişanlılık geçmiş onunla. Evet. İşte evlenmiş yani evleneceklermişmiş Bu herhalde. Kezban'la mı? Aynen. Evet Sonra nişanlanmış. ne geçmiş aralarında bilmiyorum. Bana hep yani kendisi 33 yaşındayım dedi. Ben kandırıldım. Şimdi de size 38 demiş herhalde ifade verirken. Yok 55 50 yaşında, 55 55 yaşında. yaşındaymış. Değil mi? 55 yaşında. Doğru değil mi Fadime? Ya öyle ama hani 38 diye duydum ben. Öyle Aa, sen başvuru onları yapmış sen diye söyledin duydum. ben. Ben söyledim. Sen Ayhan söyledin. Bey kimliğini Arada verir da babana misin? da sen 38 yaşında değil, sen söyledin. Ben değil. Ayhan Bey kimliğinizi bir gösterir misiniz? Buyurun göstereyim. Hayır siz
Bir dakika, bir dakika ben geçtim. Fadime, önce sana 38 yaşındayım mı dedi. Bana 33 dedi. Aa, giderek buraya başvuru yaparken 38 dendiğini duydum ben. Başka bir şey yok. Sen 55 olduğunu ne zaman öğrendin? Nikah masasında. Pis. Terbiyesiz dengelenen uğraş. Nikah masasında 55. Sen demedin mi Fadime? Sen bana 33 dedin, 38 dedin. Nasıl 55 çıktı? Yok, bir şey diyemedim ve size şöyle bir şey diyeceğim. Evet. Bir saniye Nadiye Hanım. Heh, buyurun Fadime Hanım. Nadiye bir saniye. Ne diyecektim? Heh, bir şey söyleyeceğim. Herhalde yaşıyla ilgili bir şey söyleyecek. Yok. Bakayım kaç yaşındaymışsın Ayhan Bey? Karakolda da ifadem var. Jandarma karakolunda sorabilirsiniz. Bir şey diyebilir miyim? 66 doğumlu. Ben hiçbir zaman şey yalan söylemedim. Babasına da ailesine de 33 yaşında olan bu tanıştı. Diğer arkadaşlarını dahi o tanıştırdı. Ama sen bir dakika bak ne diyor Fadime? 66 doğumlu, 25 yaşında adam. 25 yaşında kızla evleniyorsun. Niye başkalarıyla konuşuyorsun? Ama ben konuşmadım kimseyle. Ayhan Bey, bir dakika. Siz kaç yaşındasınız Mehmet Bey? Ben 47 yaşındayım. Babasından sen büyüksün. Ben 9 yaş büyük. Babasından sen büyük insan olsan, ya utanın ya. Sen insan olsan torunun yaşındaki bir insana evlilik dahi böyle yan gözle bakmazsın. Bak, sen Mehmet insan olsan. Ben onu kaçırmam. Zorlan da kaçırmadım. Jandarma karakolunda ifadesi var. Senin gibi, ben onun için zorla kaçırmadım. Senin gibi bak, böyle benim kendini bilmezler. Ve böylesi benim insanlara işte böyle kumpas ve, kurar, böyle ve, kaçırırlar. Ve bir şey diyeceğim, ben daha önce konuşmaya çalışıyordum. Bir dakika, Mehmet Bey, sen benimle konuşacağım. Biraz sen konuşacağım. Bir dakika Ayhan. Fadime Hanım, Fadime çünkü... Bir şey diyebilir miyim? Tabii ki. Ben hep yani bu telefonda konuşmalarını yakaladığım için biraz soğumaya başlamıştım. Mesela dayımla konuşacağımda falan hep yani gönlünü etmeye çalışıyordum Konya'ya gidelim gibisine. Hep derdi benim can güvenliğim yok derdi mesela. Dayıma konuşacağımızda derdi hani hep uzatma. Niye can hani, güvenliği ben sana yok? Bugüne kadar, bir dakika Ayhan Bey. Babanla konuş, ananla konuş, dayınla konuş. Sen hep can güvenliğim yok gitmeye derdim. Niye can hani, güvenliğim yok diyorsunuz? Ya ben hep derdim hani aile olacağız gidelim derdim hani. Barışalım gibisine. Yani sizi kaçırdığı için korkuyor size zarar vermesinden aynen, Mehmet Bey ve dayının. Aynen. Ve hani şey sen söyle dayımla konuşurken mesela babam bile hani duydu. Hep yani lafları hep kısa kestirdi. Konuşturmazdı. Özgürlüğümü kısıtladı. Peki sen Isparta jandarma karakolunda jandarma seni ananla babanla konuşturduğu zaman sen annemi babamı istemiyorsun demedin Fadime. Böyle bir şey var mı Fadime? İstemiyorsun demedin Fadime. Yani doğruyu ilk görüştüğünüzde jandarmaya anne babamı istemiyorum dedin mi Fadime? Ya o zaman hani annemgilden çekindiğim için demiştim. Neden çekiniyordun? Buyur. Kaçtığı için yani kaçtığı için bizden çekinmiş. O yüzden yani annem babamı istemiyorum. Ama Ayhan Bey bize bir de şöyle bir şey dedi. Daha önce de sen anne babanın sana şiddet uyguladığı için şikayetçi olmuşsun. Doğru mu Fadime bu? Ben anlatayım. Bir Fadime cevap versin. 2 sene öncesi evet. Ne olmuştu 2 sene öncesi? Ya biz yine görüşüyorduk hani zaten tanışmıştık. 2 sene önce Ayhan Bey ile görüşmeye başladınız. Aynen. İşte şey sen söyle biz görüşürken hani vermezler falan diye geçti. Hani ben istesen dedim vermezler dedi. O zaman dedim hani nasıl yapacağız falan dedim. Kendisi dedi hani bana polisi ara o zaman dedi. Ha şikayetçi olmanı Ayhan istedi. Aynen. Ayhan ama yol göstermen doğru değil bu şekilde. Bir şekilde sen bak. Sen bana söylemedin ve evde beni anam babam içeri kilitledi kapıyı üstüme kilitledi gitti diye sen değil miydin? Yangın çıkarsa ben nasıl çıkacağım diye. Diye sen demedin. Ben hiçbir zaman alakasızlanmadım. O öyle söyledi. Bana söyledi. Ama o söyledi anne. Ayhan Bey sizi de istememekte haklılarmış. Bak siz de sadakatsiz oldunuz. Yaşınız da söylediğinizden büyük. Ben söyledim. Ben 33 demişsiniz. Fadime 33 biliyorum dedi. O arkadaşını öyle tanıştırdı. Anasının babası öyle söyledi. 33 yaşında olduğunu biliyor söyledi. Biliyor muydun Fadime sen? Biliyordu tabii. Biliyordu diyor. Biliyordu 55 tabii. Yaşında olduğumu. 55 yaşında olduğunu biliyor. Hayır bana o zaman 33 dedi. Hayır ben sana 33 mü? Demin 33 dedi. Ve bir yalanını daha delmek istiyorum. Şimdi evet. Bana bu denetlemem var dedi. Mahkumum demişti. Evet. Denetlemem var dedi. Evet. Nasıl izin alıp gelebiliyor peki buraya? 9'da akşam yasağım başlıyor dedi. Sizin böyle bir durumunuz var mı? Ne denetiminiz var? Ben ufak bir kaza geçirdim. Onun cezası vardı 2011'de. Onu hiç şey yapıyor. Siz denetim kaza verdi. Geçirince niye sizin ceza denetiminiz hayır, olsun? Ceza siz bir şey mi yol açtınız? Ne oldu? Hayır kaza yaptım. Kazayı 2011'den evet. Kalma ceza geldi. Bugünlere gelmez. Geldi. 5 yıl. Geldi. Adli sicil kaydı 5 yıl. Evet. Geldi. Evet. Peki sizin Denizli'de ne işiniz vardı? Denizli'de ne yapıyordunuz Fadime? Ya dediğim gibi hani beni oradan oraya gezdiriyordu hani. Niye gezdiriyor? Ya yani şöyle bir şey eve gazeteciler gelir dedi hani. Aa. Aynen. Niye eve gazeteciler geliyor? Ya annemler... Başka kanala başvurmuş. Sen peki başvurmuş. Senin damadın olacak Kadir. Benim annemin birilerinin numarasını bulup da tehdit edip de
Benim annemi ne arıyor gece gündüz? O kadın fersi, o kadın hasta, sen nasıl arıyor o kadın seni? O kadın fersliyse Müslüman. He? Bak sana... Ama ne yapıyorsun? Kızını kaçırmışsın. Arar tabii. O kadın kimse tehlikeli de... Bu çocuk ne? Bu çocuk ne? Bu çocuk o zaman kardeşim, aynı oldu. Annenin... Yok, dur bir dakika. Dur, kendi annenin huzuruna önem veriyorsan... Dur. Fadime'nin anne babasına da saygılı olacaksın. Buyurun, oturun, oturun. Saygılı oldum. Ben baba dedim, ana dedi hepsine. Cumasını yaptım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.